CSS projeme bir tane daha index HTML dosyası ekliyorum. İsmi head style. Head kısmında ufak bir tanımlama yaparak az öncekine benzer, biraz daha sade, yani nasıl kullanıldığını görmeniz açısından bir işlem yapacağım. İlla o projede mi açmak lazım? İçerisine P tagını kullanacağım. P tagı paragraftı değil mi? Sadece paragraf oluşturdum. Rengi siyah olacak.
yeni bir örnek yapacağız. Burada da şu CSS klasörü içerisinde bir CSS oluşturarak gerçekleştireceğim. Bir de imaj dosyası tutmak için yeni bir klasör daha oluşturuyorum. Birisinde CSS dosyaları olacak, diğerinde ise resim dosyaları. Yani web uygulamalarında bu şekilde klasörleme mantığı çalışır. Örneğin CSS'ler bir yerde tutulur, JavaScript dosyaları JS klasöründe gibi. Bu yapıyı düzgün olarak daha kontrol yapmayı sağlar, düzenli. Sağ tıkladım projeye. HTML stil dosyası diye bir HTML oluşturdum. Bir de CSS klasörüne new diyerek, bakın şurada style sheet var. Bunu eklemem gerekiyor. Bir CSS dosyası oluşturabilmek için. Editör versiyonundan kaynaklıdır. Add new item'de web içerisinde bunun adını stil yapın ya da şöyle style diyelim. Style CSS. Şurada iki tane imaj dosyaları içerisine, klasör içerisine iki tane JPEG attım. Birisi şu şekilde bir çizgi sadece. Bir çizgi. Bu arka plan resmi olacak. Bunu genişleteceğim. Geniş olarak kullanacağım. Çizgi mi genişleteceğiz? Evet. Sunset'te
sizde de var olan bir şey. Bunu attım. Buradaki nokta nokta ana dizini temsil eder. Ana dizin şu proje. Ana dizin slash images klasörü onun içerisinde de o. Köpeği sürüklesem bir şey değişir mi? Burada görüyorsan sorun yok. Yani oradan görüp içine sürüklesin mesela. Oradaki BG'yi tutup o şeyin parantezini... Böyle mi yaptın? Evet. Aynen böyle. O zaman dosya yolu verir. Dosyanın direkt yolu. Bu doğru bir yöntem değil. Sorun değil. Görmek için. Görmek istemiyorsan sor.
sip style dosyalarını HTML içerisinde nasıl kullanırız? Ona bakalım. Benim klasörüm şu. Bakın imaj dosyaları burada. CSS burada. Bunun içerisinde style.css var. Edit kısmına geldim. Style açıyorum. Buraya bir style dosyası eklemem gerekiyor. Hatırlarsanız bir normal style'ı bu şekilde yapıyorduk. Bunun içerisinde yaptığımız işlemler burada geçerliydi. Ama ben bir dosya çağıracağıma göre, daha doğrusu çağırmam gerektiğine göre sayfaya, bunun için bir link oluşturmam lazım. Linkte de diyorum ki CSS klasörü içerisinde style.css klasör, CSS dosyasını al. Bu da style.css. İsim neyse onu ver. Tipini de belirttim. Gelecek dosyanın tipi bu. Çalıştırıyorum dosyayı. Bakalım ne verecek. Şuradaki kısım benim o BG dosyam. İnce dosya vardı ya, resim dosyası. Bunun geniş hali. Şu arka taraftaki mavi kısım. O aslında ipince bir şey. Bunu büyük resim kullansaydım gereksiz yere hafızada yer kaplayacaktı. Her seferinde bu dosyayı bilgisayara indirmesi gerekecekti. Bağlandığımız yerden sürekli bilgisayara indireceği için bu sıkıntı oluşturacaktı. Biz o yüzden küçük yaptık ve bunu repeat ettik. Tekrar ede ede yan olarak tasarımı oluşturduk. Yukarıda da banner alanını oluşturan bir div var. Burada da içerik alanını oluşturan bir div var. Ama bir şey var. Sağ taraf ve sol tarafa da bir şey yapabilirdik. Mesela bu ortada dururdu. Sağda ve solda da bir blok olurdu. Değil mi? Bu şekilde olması daha iyidir. Ya da en azından sol tarafta menü için. Bu yapılabilirdi. Bunu yapmak için de şurada blok yazayım. Ve bunu style içerisine de eklemem lazım. Bir style oluşturmalıyım ki kullanabileyim. Windows yazmışım mesela. Vid olacak. Ya ben de Ben de öyle yaptım. Yanlış yaptım.
Hocam bende bir tane orada bir şey var, kutu var ya. Bende de aynı. Sen üstüne sizin özelliğinizde siz ne yaptınız? Böyle bir şey. Şu blokların class, arka tarafta class belirttim. Burada ID yazmışım. Divler içerisindeki class'lar. Class'lardan da blok ismindeki class. Görünüm bu şekilde olacak. ID'leri class yaptık. Evet, evet. ID üzerinden style verecektim. Sonra vazgeçtim, div yaptım. Class yaptım. Ama adını değiştirmiyormuş. Bayağı benziyoruz gerçekten.